Ben yokken Hakan aramış ya, Hakan yatarken. Annem açmış telefonu ve işte nereden arıyorsunuz çocuğum dediğinde de Pentagram demiş. Ondan sonra eve geldiğimde annem böyle şey çok heyecanlı bir şekilde, oğlum seni Pentagon'dan aradılar. Oğlum seni Pentagon'dan aradılar. Niye aradılar falan. Anne diyorum ya, benim Pentagon'la ne işim olur. Ben en müthiş, harika, benzersiz filan tanımlamaları da öyle çok sevmiyorum. Tüm zamanların deyince o da çok manasız geliyor. Ama bugün bu video, bugün müzik marketlerin rafları, Türkiye müzik tarihindeki tüm zamanların en önemli albümlerinden, buluşmalarından birine tanıklık yapıyor. 30 yıl, o 30 yılı yaratan bu muhteşem adamlarla birlikte Pentagram'ın akustik albümü bugün raflarda. Çok acayip değil mi? Ha? Ne hissediyorsunuz? İyi misiniz ya? Ne hissediyorsunuz? Geçen hafta konser vardı, lanetli geçen hafta konseri. Hala çıkmadan önce zangır zangır titriyorduk. Hatta o gün değil mi? Sen demiştin, ne oluyor size falan. Yok, hala amatör ruh var. Olmasa belki olur. Ben de heyecanlıyım. Çaktırıyordu o. Hala oluyor. Şimdi bugün müthiş bir video. Gerçekten konuşabildiğimiz kadar konuşacağımız bir video. Ama ben mümkün olduğunca az konuşacağım. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Albümden bahsedeceğiz. Ama bugün bu kadar özel bir video. 30 yılın ardından videoda benden değil de çok özel isimlerden sorular gelsin istedim. Mektuplar gelsin istedim. Anılar gelsin istedim. Videoya bir mektupla başlıyorum. Pentagram'ın hayatımdaki yeri bambaşka. Dostlarım olmalarından duyduğum mutluluk ve gururun yanında aşkın heavy metal halini öğrendim onlardan. Albümlerini ağlamadan dinlediğim pek olmadı. Hüzün var ama içimdeki denizin dalgalanıp coşması mı daha ziyade bu gözyaşlarının sebebi, yoksa adını koyamadığım coşkumu heyecan mı? İyi ki varlar. Her bir üyesi Pentagram'a ayrı bir lezzet kattı. O yüzden hepsini kendi rengiyle ve katkısıyla seviyorum. İyi ki varlar, her şey istediklerinden daha güzel olsun demiş mektubunda Janset. ve Janset'in soruları var. Birinci soru. 30 yıl geriye dönüp baktıklarında kendilerine dair neyi değiştirmek isterlerdi? Keşke var mı keşke demiş. Keşke var mı? Var mı keşke? Yok. Vardır da şimdi aniden böyle sorulunca söyleyemiyor olabiliriz yani. Soran Janset vallahi cevabını bekler. Keşke yani. Birçok şey vardır. Bildiği sorunun cevabını istiyor. Ya biraz daha yurt dışında çalabilirdik. Daha çok ülkeye gidebilirdik. Veya daha çok Anadolu'da çalabilirdik. Ya da sanatın birazcık daha desteklendiği, birazcık daha hoşgörüyle bakıldığı. Ya da Kültür Bakanlığı olsun, hükümet politikaları olsun, birazcık daha geniş kitleye ulaşabilme şansı da bulduğumuz bir ülke olsaydı keşke birazcık daha diye düşünüyorum. Son dönemde olan sanata karşı yaklaşımları da hesaba katınca, ama gene de işte 30 yıldır her türlü şarta rağmen de hep beraber elden geldiği neyse, kadar işler yapılmış. Neyse, keşkeleri geçiştirelim geldi patrondan. O yüzden ben hemen Janset'e bir torpil yaptık. Janset'in bir sorusu daha var. 30 yıl önce anlattığınız şeylerin hala geçerli olması nasıl bir duygu? Janset'in ikinci sorusu. 30 yıl önce değil, zaten antik Yunan'da hepsi söylenmiş olan ve hala geçerli olan insana dair konular olduğu için herhalde. Peki, üçüncü soruyu artık cevaplayacağınızı düşünüyorum. Üçüncü soru çok daha belli ve net bir soru. Janset soruyor, beni seviyor musunuz demiş. Çok. Bir de özel bir ricası var, onu söylemek zorundayım, ne olur kusura bakma. Bir de basçılarına hastayım, iletirsen sevinirim demiş. Aynen, doğrudan söylemem lazım. Arada yine böyle mektuplar var, sorular var ama ben o soruların arasına bir de Pentagram'ın o müthiş albümünü, Pentagram akustiği bugün raflara çıktı. Bugün raflarda hemen gidip alabilirsin. Harika bir karton eti var. Her şey harika. Nasıl karar verdiniz albüme? 2005'li yıllardan beri hep hayatımızda olan bir projeydi. 30. yıla girdiğimizi hissetmeye başladığımızda biz aramızda konuşurken bari bir akustik albümü 30. yılda gerçekleştirebilsek nefis olur dedik kendi adımıza. Tarihi biraz daha öncesine dayanıyor aslında. Biz bir de 30 yıllık bir grubuz fakat
iki yılda bir ya da her sene albüm yapan bir grup da değiliz. Aşağı yukarı ortalamaya vurduğunuz zaman 5 yılda bir albüm çıkartan bir grup haline döndük. Tabii aralarda konser kayıtları falan onlarla ilgili bir takım yayınlarımız da oldu. Ama bu 30 yıl böyle dolu dolu albümler, deli gibi şeyler, şarkılar yapmadık. Sınırlı sayıda diyebilirim o yaptığımız şarkılar tabii ki. Bunları da 30. yılda akustikle, değişik bir tarzda sunmayı hedefledik. O değişik tarza geleceğiz. Akustik albümündeki şarkılar nasıl seçildi ve bu dev kadro, yani Pentagram tarihinden geçmiş bütün isimler nasıl bir araya geldi, getirilebildi, onu da soracağız ama mektup mektup ilerliyoruz. Şimdiki mektup ve sonundaki soru Can Gox'tan geliyor. 90'ların sonlanmasıyla birlikte Pentagram adımlarını daha da büyüttü, hatta koşar adım ilerledi. Sorum şudur diyor. Ben Pentagram'ı 300 kişilik orta büyüklükteki barlarda pogo eşliğinde alt alta üst üste dinleyerek büyüdüm. Ancak şimdi Pentagram vites büyüttüğü ve kitlesi de büyüdüğü için festivallerde ve stadyum konserlerinde çalıyor çoğunlukla. 90'lardaki o günleri ve nefes bile almakta zorluk çektiğimiz, konser bitiminde 500 kalori verdiğimiz günleri özlüyorlar mı? Bence özlememelerine imkan yok diye not düşmüş. Sorumu biraz daha farklılaştıracağım. Acaba Pentagram o günlerin anısına aynı büyüklükteki bir barda Rotten Dogs ile eski tayfasını mutlu etmek için konser düzenler mi? İlk bileti de ben almazsam adam değilim demiş. Can. 3 gün önce oldu bu aslında yani. lanet etti. Keşke soruyu daha önce duysaydık. Bu akustik konserler olurken elektrikli konserler olmayacak anlamına gelmemeli zaten. Onlar da olacak arada. Ama daha çok ağırlığımız akustik olacak galiba. Ama Can'ın söylediği şey, yani o tarif ettiği ortam, bizim çaldığımız müzik tarzının şekillendiği, ortaya çıktığı çevre şartları. Müziğin icra edildiği mekan, oranın akustiği, oranın dokusu, yani hissi, çalınan müziğin türünü de, tarzını da, üslubunu da tayin ediyor. Bizim çaldığımız müzik de böyle 300-400 kişilik kulüplerde çok fazla yankılanmanın olmadığı, herkesin alt altı üst üste etten bir duvar oluşturduğu ortamlarda çalınıp icra edilip, işte hiçbir kadın izleyicinin fazla bulunmadığı, tamamen testosteron, ter ve kalabalık partisyonlar, şimdi o bambaşka bir ortam. O ortamın müziği aslında bizim çaldığımız heavy metal müziğin çıktığı yerler, İngiltere'de, Amerika'da ya değişik ülkelerde o ortam var. Orası bu müziğin doğduğu yer yani. Ve tabii ki onu 300 kişilik bir yerde, tıpkı geçen akşamki Lanet konseri gibi sıkışık bir ortamda yüksek tempo ve yüksek volüm onun duygusunu yaşayan bilir yani. Onu tarif etmesi zor. Onu her zaman bu tarz müzik devam ettikçe o tip mekanlarda icra edilecektir. Biz de her fırsatta veriyoruz bu tip konserler. Harika. Buna bağlantılı bir sorum Otto Müzik ailesinden ve müzik yazarı Barış Akpolat'tan geliyor. Diyor ki uzun soluklu grup olmanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da olabilir. Var mıdır? Varsa bu dezavantajlar nelerdir? Örneğin prova yaparken eskisi kadar heyecanlanıyorlar mı? Eğleniyorlar mı? Neşe duyuyorlar mı? Ve o metalci gençlerin enerjisini hala bulmak mümkün mü diyor Barış Akpolat. Buyurunuz. Yok vallahi o kadar mümkün değil. Açıkça söylemek gerekirse. Çünkü son zamanlarda ayrıca da yoğun provalarda yapamıyoruz yani. Bir araya gelmemiz zorlaşıyor çünkü proje kalabalıklaştı. O kadar adım bir araya toplamak gerçekten zor oluyor ama şimdi önümüzde bir konserler için bir hazırlık süreci olacak. Oralarda yoğun provalara gireceğiz tabii ki. Ama o aynı heyecan provalarda oluyor mu? Ben kendi adıma hayır diyebilirim yani. Şimdi tam o Hakan dediği yerden, hani proje büyüdü artık, provalar mümkün değil falan derken, projeyle ben ara ara bu mektupların, soruların arasında da akustik albümüyle ilgili soruları sormak istiyorum. Albümün seçkisine nasıl karar verildi? Toplandık, akustik gitarları aldık. Ben bir tane karton kutu buldum. İçine bozuk para ve anahtar atıp onu perküsyon gibi kullandım, değil mi? Ve oturup takıldık, muhabbet ederken hangi parçalar olabilir, olmaz, onları bir şöyle gözden geçirdik. Not aldık, değil mi? Not tuttuk. Aynen. Denedik. İlk provamızı öyle şey, aramızda Hakan'ın bürosunda gerçekleştirdik. İlk temelleri öyle atıldı bu projenin bildiğim kadarıyla, değil mi? Tabii bu arada 30 yıl öncesinden ne değişti derseniz, bir şey değişmemiş. Kutuya bozuk para atarak bakın, perküsyon yapmamızda çok fazla bir şey değişmediğini görüyoruz. Çok güzel çıkıyor. Güzel çıkıyor. Kayıtta bile kullanamıyorum. Aynen.
bütün kadronun yani Pentagram'dan yolu geçmiş her ismin bu projede olması kararda verilmiş miydi? Çünkü çok zor bir şekil o bütün isimleri... Onu başladığımız dönem 30. yıl yoktu gündemimizde. O dedim ya 2005'lerde birazcık böyle hep aramızda konuşarak bunu gerçekleştirmeye çalışıp bazen birkaç parça yapıp sonra bırakıp araya elektrikli albüm girip ona tekrar geri dönmek gibi filan. Dolayısıyla eski bir maddesi var. 2016'nın yarısında biraz şekillendi bu durum. Herkesin de katılımının olması 30. yıla bir anlam kazandıracak düşüncesi 2016'nın yarısından sonra çıktı. O katılım davetleri geldiğinde ya da o muhabbetler oluşmaya başladığında neler hissettin mesela o gün, nasıldı? Yani tekrar buluşma fikri. Ya ben zaten daha evvel sürekli görüştüğümüz için akustik bir proje yapılacaklarından haberdardım. Ama o zamanlar Hakan'ın dediği gibi çok böyle bizlerin dahil olacağı bir fikirde değillerdi galiba. Ama bir akşam işte Hakan ve Tarkan bana geldiler ve projenin birazcık daha içeriğinden ve eski elemanların da ekibe dahil olması konusunda fikirleri olduğunu söylediler. Ben işin doğrusu çok mutlu oldum. Çünkü şu 92 Trailblazer'dan hesap edersek 25 yıllık bir süre geçmiş üzerinden. Dolayısıyla bu proje gündeme geldiğinde ben çok mutlu oldum. Zaten akustik proje yapmaları konusunda da çok içten bir isteğim vardı. Çünkü çok merak ediyordum. Yani köklü ve yıllardır sert ve heavy metal ve yüksek bir soundla müzik yapan bir grubun akustik olarak nasıl bir tını çıkaracaklarını çok merak ediyordum. O yüzden ben de çok heyecanla bekliyordum. İçine de dahil olmak beni birazcık daha mutlu etti. Çünkü hakikaten Türkiye'nin bence Murat olsun, Gökalp olsun benim hakikaten çok severek dinlediğim bence de ülkedeki en iyi iki solist ve grup tabii ki zaten çok çalmaktan ve beraber şarkı söylemekten keyif aldığım bir ekip. Bizi ne zaman çalarsak çalalım, hangi yaşta çalarsak çalalım. O bizi o 20'li yaşlarımıza o enerjiyi içimden geri çağıran bir sonuca varıyor. O da beni biraz etkiliyor ve özletiyor da işin doğrusu. Hiç olaya vakıf olmanın hiç bilmeyenler de eminim dinlediklerinde beğeneceklerdir. En önemlisi de benim için. Çünkü biz zamanla şu albümleri yapıyoruz, ortaya koyuyoruz. Aradan bir süreç geçiyor. Dönüp bakmak çok zevkli oluyor. Çok da duygulandırıyor da bazen işin doğrusu. O yüzden 15 sene sonra, 20 sene sonra da dönüp baktığımızda bu albüme benim için çok güzel bir anı olarak kalacak en azından. Geliyor, geçiyor zaman, dönüyor, durmuyor dünya. Gripping'den Murat Başdoğan'ın mektubu şöyle diyor ki 1997'de bir arkadaşımın beni Harbi açık havada konsere çağırmasıyla başladı her şey. Sırtımda klasik gitarım. Klasik gitarla konsere gitmiş manyak. Siyah tişörtüm. Ah ah. Daha sonra da gidebildiğim tüm konserlerine gittim. Popçular dışarı Discman'imden eksik olmayan albümlerden oldu. Discman nedir merak edenler Google'dan bakabilir. Çünkü Discman'ı artık bilmeyenler var şu anda. Biz onu Walkman diye söylüyoruz. Discman'ı bilmiyorlar abi. Sırtında şeyle dolaştığı yıllar var. O zamanlarda yani lise yıllarımda müzik konusunda hayaller kurmamı sağlayan, hedeflerimi şekillendiren Türk gruplarındandır kendileri. Bu çok önemli. Bu konuda başka bir mektup da dinleyeceksiniz birazdan. Big fan olduğum zamanlarda Sinan Paşa'da bir gün grubu çay içerken yakalamıştım. Bir imza için atılıp kendimi onlarla çay içerken bulmuştum. Belki de birçoğunuzun hatırlamadığı bir anıdır. Ama bugün Türkiye'de müzik üreten bir müzisyenin, Murat'ın, o çay içme anından doğmuş olması bir anlamda çok önemli. Küçük ahşap taburelerde unutulmaz bir 5 dakika geçirmiştim. Kovmuşsunuz demek ki 5 dakika sonra. Herhalde öyle olmuş. Hepinize hepinize saygılar sunuyor. Selamlar gönderiyor. Bu arada çok iyi kilo vermişsin. Çok teşekkür ederim. Yani aklıma gelmişken, onu da söyleyeyim. Şimdi arada dediğim gibi tekrar akustik albüme dönüyoruz ama mektupları da unutmuyoruz. Çok güzel sürprizler var. Sürprizleri anlatmak isteyen olur mu, ben buradan okuyayım mı? Hadi siz söyleyin. Çok özel isimler var. Bu kadronun dışında konuk isimler var. Bu dostlarımıza bir teşekkür olarak burada dile getirmek isterim. Başta Şebnem sağ olsun bizim için bir şarkı yorumladı bu albümde. İskender Paydaş piyanosuyla eşlik etti. Albümün açılış parçasını, albümün introsunu tasarladı. Ozan Tügen çok emek sarf etti bu albüm sürecinde. Hem vokal, geri vokallerde hem de curasıyla güzel bir katkı yaptı albümün oluşmasına. Kerem Özyeğen keza Mor ve Ötesi'nden gitarıyla ve vokalleriyle çok parçada yer aldı.
çok fazla insanın katkısı var. Hepsine de grup adına teşekkür etmek isteriz. Biz de dinleyiciler olarak teşekkür ediyoruz. Mektuplarla devam ediyorum. Manga'dan Özgürcan Öney, davulda. Bizdeki makamsal yapıyı batı ve heavy metal türü içinde en iyi kullanan grup Pentagram diyor. Ve daha sonra da mezar kabul dönemine gidiyor. Yurt dışına çıkış dönemi. Hani girişte sen dedin ya. Belki de onu bir kere daha sormuş oluyor. O keşke meselesini Özgür. Akustikten sonra böyle bir yurt dışı çıkışı düşünüyorlar mı diyor. Menajerimiz o devamlı bağlantıda bildiğim kadarıyla organizasyonlarla ama. Bağlantıda mısınız? Orada bakıyorum. Bağlantıda mısınız? Evet öyle. Doğru mu? Yani çalışıyor musunuz? Gerçekten çalışıyorum. O gerçekten bana bir daha söyle, sesini duyalım biz. Bütün video duysun. Pes perdeden konuştuydu. Gerçekten de çünkü o var ya, o çok önemli. O gerçekten çünkü gerçekten bütün dünya dinlemeli. O hisle biz de şey yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün size çok teşekkür ediyoruz. Arka planda çalışanlara. Özgür bir de demiş ki onlar bizim abilerimiz. Hepimize destek oldular. Birçok ekibe destek oldular. Abi oldular. Çok duygulanmış. Özgür'üm sakin ol ya. Amca demediği sürece bir bu da sanırsın şey yani, bir kısa pantolonlu çocuk. Sarışı. Onların abileri kimler? Kimlerden destek aldılar? Etkilendiler. Aha işte. Aha. O dönemde var mıydı böyle destekler? Yoktu ya. Değil mi? Galiba evet. Sevdiğimiz tarz müzik albümlerine ulaşabileceğimiz yerler yoktu. Onların başında bir Tünay Akdeniz vardır. Hani ondan çok destek aldık o konuda. Müziğe ulaşmak açısından söylüyorum bunu. Yani Türkiye'de yoktu çünkü hiçbir şey. Enstrüman yok, stüdyo yok. Enstrüman yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey evet, yok. Yani o dönem biraz salon yok. Yabancı kaynakları araştırıp oralardan beslendik açıkçası yani. Atladığın bir isim falan yok değil mi? Tabii Sedat yok. Yıldırım Sarıcı Sedat, bence tabii Yıldırım Sarıcı aslında vardı. Senin bulup konuşman gereken insan bence odur. Tabii Bursa ayağında o vardı, doğru. Kalk evet. Bursa'ya gidiyor. Ama şimdi değil, şu an Londra'da. Öyle mi? Oo, kalk Londra'ya gidiyor. Kalkıp Londra'ya gidin bence. Çünkü o şey Sedat Yıldırım Sarıcı Ankaralı bir müzisyen abimiz. Ankara'da Yeni Mahalle'de bir prova stüdyosu vardı. Bizim röportajdan önce konuştuğumuz bu Richie Alper'lerin işte Exotic Band de İstanbul. Bunlar ilk aslında bu tarzı Türkiye'de başlatan, yaymaya başlayan gruplar. Onları anmadan geçmemek lazım. Sedat Yıldırım Sarıcı da Yeni Mahalle'de bir abisi Selim Sarıcı ile birlikte bir prova stüdyosu işlettiler. Mutlaka bilirsin. Tabii ki biliyorum. Tabii ki. Ve şu an hala aktif olan, müzik üretmeye, hayatını müziğe vakfetmiş birçok meslektaşımızın bu olaya başlamasına, bu olayı sevmesine ve bunun içerisinde bir şey bulabileceğini, buna tutunarak hayat, bunun üzerine bir hayat kurabileceğini gösteren, bu inancı yayan, daha sonra Ankara'dan Bursa'ya taşındığı bir dönem var ki bütün Türkiye'deki bütün müzik severlerin dikkatini çekmiştir. Onu anmadan geçmemek gerekir. O bir ayrı bana göre belgesel konusu yani, aklınızda olsun. Bir ya şey aslında öyle yani. Düşünecek olursak biz girmeden Tarkan'la biraz sohbet ediyorduk aşağıda, işte o Exotic Band konserini anlattım. 82-83 çok iyi hatırlamıyorum ama Ankara'da Ses Sineması'nda gitmiştim. Benim aklım beynim uçmuştu. Bu nasıl oluyor, böyle bir şey olabiliyormuş diye. O yıllar, şimdi de burayı sen seyretmeyebilirsin. Burası çok arkaik bir şey. Oldu tabii ki videoyu seyreden arkadaşım için ama o yıllar gerçekten yokluğun içinden duyduğun bir notanın bile peşinden gittiğin yıllardı. Biz dinleyiciler için öyleydi ama siz üreticiler için hani bir enstrümanı bulmak, ona tel bulmak, gitarına tel bulmak bile o kadar kolay olmayan yıllardan geliyorsunuz. Bir de bandaj vardı Bursa'da. Onu tabii bandaj var ama yani siz daha yakınsınız onlara. Çağının ötesinde yani. Bir seviyede müzik yapan bir gruptu onlardan. Şimdi Harun Tekin'in hemen mektubunu ve sorusunu söylemem lazım. Harun kısa makalesinde diyor ki, çünkü çok güzel cümlelerle çok net şeyler söylemiş. Pentagram kendi alanları içinde ve dışında sayısız müzik grubuna ve müzisyene ilham ve destek verdi. Belki onlardan önce en eksik olan şeyi yerine getirdiler. Tecrübe transferi. Tecrübeyi bir başka nesle, kişiye, müzisyene aktarmak. Yani pek çoğumuz onlar sayesinde tekerleği veya ateşi yeniden icat etmek yerine müziğe dair kritik detaylarla uğraşabildik. Grup olarak ve teker teker ne kadar çok şeyi olumlu yönde etkilediklerinin farkındalar mı? Tüyler diken diken. Duygulandım.
Ben bir şey söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Şimdi ben de İstanbul'daydım. Yani lise dönemleri, ortaokul dönemleri. 60'ların sonu 70'ler dönemindeki işte Moğollar, Barış Manço'lar, Cem Karacalılar ya da Üçüreller. Bu abiler tabii ki rock müzik adına bir şeyler yapıyorlardı ama samimi olmak gerekirse biz ona çok şahit olamadık. Yani onlardan şey olarak bir destek görecek ilişkilerimiz yoktu. Darbe oldu şimdi. Evet zaten yani araya bir dediğin gibi tuğla aynen. Gibi, pardon. Hakan olsun, Cenk olsun bir kere dünyada olan rock ve heavy metal müzik konusunda gençleri besleyen, bilgilendiren bir durumları vardı. Dükkanlarından kaynaklanan ya da o eldeki malzeme, plaklar olsun, CD'ler olsun, paylaşım olsun onları dağıtma konusunda çok fazla beslemişlerdir. Buna ben birebir de şahidim. İkinci olarak da dediğimiz gibi yani el yordamıyla bulunan bir yöntemler silsilesi vardı. Çünkü neyi nasıl yapmamız gerektiğini çok da iyi bilmiyorduk. Deneysel olarak bazı şeyleri öğrendik. Ama şöyle bir şey oldu, bu konuda doğru söylemiş Haruncuğum. Tarkan başta olmak üzere bu konuda stüdyo aşamaları, amfinin nasıl kaydedilmesi gerektiği ya da gitarın basın nasıl kaydedilmesi gerektiği ya da davul kaydının nasıl yapılırsa daha iyi olması gerektiği konusundaki bilgilerini bir sonraki arkadaşlara, jenerasyon olarak ya da bizden daha genç arkadaşlara gerçekten beklentisiz, karşılıksız, gönülden bunları, bu tecrübeleri paylaştı. Bunlara birebir şahit de oldum. Keza Cenk de olsun, Hakan da olsun bildiğimiz şeyleri aktarmaya çalıştık. Dolayısıyla birazcık galiba onların işini eldeki şartlar içinde birazcık daha kolaylaştı. Çünkü o anlarda gerçekten bir abiye ihtiyacın oluyor. Bunu nasıl yapacağızı çözmek gerçekten biraz can sıkıcı da oluyor. Vakit de harcanan bir şey oluyor. Ama size birisi gelip de oğlum öyle değil, şunu böyle yapınca daha iyi sonuç çıkıyor dediği vakit hem içiniz rahatlıyor hem de birazcık daha motivasyonunuz artıyor. Bence Harun'un tespiti çok doğru. Yani bu grup elemanları ve grup olarak çok faydası oldu diye düşünüyorum ben genç arkadaşlara. Aynen, yani Harun'un bu tespitini bugün ben de Pentagram'ın tarihine kalacak bir tespit olarak görüyorum. Aynı zamanda da bu 30 senedeki Türkiye'deki kendi içinde ve dışında demesi. Yani bu tür ve bu türün dışında da tabii ki yani belli bir altyapıyla bütün müzik türlerine katkı sağlamak anlamında çok önemli buluyorum. Yani o yüzden dedim bu 30 yıl işte en tüm zamanlar falan filan. Evet, 30 yılın Türkiye'deki müzik tarihi de demeyelim hani şey gibi olacak ama tarihini konuşuyoruz. O yüzden bunu çok önemsiyorum. Ciddi konularla devam etmeden kişisel merak provalarda en huysuz kimdir? Bir daha çalalım, bir daha çalalımcı ya da ya tamam abi hani sonra toplarızcı, geçiştiren, huysuzluk yapan, provayı zorlayan kimdir? Yok öyle bir şey aslında ya. Yani o zaman zaman hepimizde olan şeylerdir ama yani böyle bir kişi yok öyle aramızda yani. Huzursuz var yok, mı? Biz hepimiz herkes çok düzgün insanlar. Birbirimize bakıyoruz ama zaman zaman olmuştur öyle ama hepimize sıraya. Ya başka başka sebeplerden yani dolayı olmuştur da hani tutup da şu parçalarla ilgili falan oldu mu olmamıştır öyle. Ya mesela en yakışıklı kim diye sorsan hemen cevap veririz bence ama hemen sorayım peki madem böyle bir önceden bilinen bir soruysa. Cenk çok iyi olmuş hakikaten ya. Sağ olun yani. Ne ısmarlayayım valla. Programda başarılar Motto Müziği bu arada. Çok teşekkür ederim. Nasıl Motto Müziği'nin artık neferiyim yani. Sağ ol, hep beraberiz ya. Çok iyi. Gerçekten. Şimdi başka sorum yok benim. Tek merakım buydu çünkü. Yani bu en yakışıklı meselesiydi. Gözlerinde kaybolarak devam edeceğim. Yok be saçmalama. Çok acayip bir albüm. Albümde çok iyi şarkı seçkisi. Bugün hemen dinlemeye başlayacaksın. Gerçekten de bu şu anda hangi grubu dinliyorsan, Türkiye'de rock veya özgün veya singer-songwriter ne diyorsan, alternatif her nasıl adlandırıyorsan kendi dinlediğin müziği, hangi o müzik türünün içinde dolaşıyorsan o müzik türünün kaynağında neler olduğunu görebilmen için mutlaka başucunda olması gereken bir albümden konuşuyoruz ve onunla birlikte de bir tarihi konuşuyoruz. O tarihte Tuna Kiremitçi'nin sorusu şudur efendim, kısa. Tasavvufla müzikleri arasında bir şarkısında kurdukları bağ halen devam ediyor mu ya da edecek mi? Ben bireysel olarak etmesini çok destekleyenlerdenim. Ama bu konuda henüz bir adım atmış değiliz. Akustikte biraz gene aslında uzaklaşmış değiliz o dönemden. Yani zaten o dönemin parçaları onlar haliyle. Ama önümüzde yapmayı düşündüğümüz elektrikli albümde de yine o tarzlarda gitmemizi isteyen şu anda ben varım mesela. Ben istiyorum öyle bir şey olsun diye.
Ama diğer arkadaşlarım... Ya 2012 albümünde o kadar ön planda değildi Turna'nın bahsettiği bu tasavvuf öyküsü. Ama önümüzdeki albümlerde açıkçası yani benim de kafamda var böyle bazı ya, şeyler. Ya tırnak içinde tasavvuf dediğin de mesela Naven Never mi orada bayağı? Evet, o tasavvuf parça özellikle yani, öyleydi. Ama hani orada tasavvuf diye değildi, isimlendirmek başka bir şeydi sanki. Kategorize etmemek lazım ama yani. O biraz o parçanın duygusuna göre bir anda diyorsun ki sözler çıkıyor. Mesela yazıyoruz sözleri sonra diyoruz ki bayağı tasavvuf oldu bu. Yani o kasıtlı olarak böyle biz tasavvuf böyle minimalinde bir şeyler yapalım diye bir uğraşımız olmuyor hiçbir zaman. Ben öyle hissediyorum en azından. Doğru çünkü ama ha, yani, o albüm çıktıktan sonra işte bu tarz bizim tarzımız. Bu çıkıyor zaten. Evet, bu çıkıyor albüm zaten. O Tuna'nın da sormuş olduğu bir şarkısı. Evet, yani bu, Metin'in bir tanımı vardır. Ben onu her zaman çok doğru buluyorum. Bu şarkıların ortaya çıkması böyle düşünüp tasarlayarak değil de havadan gelen bir takım sinyallerin transmit edilmesi gibi oluyor. Siz onu çok fazla karar veremiyorsunuz bence bir şarkı ortaya çıkarken ya bir kompozisyon hazırlanırken orada yer alacak olan ritim, tempo, oradaki motifler, onun harmonik yapısı o bir şekilde insanın içinden bir his şeklinde bunlar havada olan frekanslar zaten ve biz onlara sadece aracı oluyoruz gibi düşünmek lazım. Tasavvuf edebiyatının müzikle olan ilişkisi zaten yaklaşık 700 yıllık bir hikaye ve hani bize bağlı bir şey değil. O hep devam edecektir. Tuna'nın içi rahat olsun yani. Biz o tarz şarkılar yapsak da yapmasak da bu iki içerik birbiriyle hep ilişkili olacaktır muhtemelen. Metin, senin bir ekleyeceğin var mı buna? Yok, hiç ekleyeceğim. Ben mi demişim diye düşündüm. Tam senin laflarım vardı. Engin yemiş. Net. Tabii kızım. Bu benzersiz enstrümantalistlerin önünde o mikrofonu tuttuğu anda bir solist ne hisseder? Yani onlarla birlikte söylemek nasıl bir duygudur? Mutluluk hisseder. Çünkü arkanızda sizinle birlikte olan arkadaşlarınızın başarılı olması sizi şarkı söylerken daha güvende hissettirir. Pantagram'da ben hep bunu yaşamışımdır. Arkadaşlarımın iyi müzisyen olması beni hep önde rahat hissettirmiştir. Bunu Gökalp sana da soracağım. Bu albümde yanlış bilmiyorsam Murat'la bir de düetiniz var. Yani nasıl bir duygudur Murat'la söylemek, beraber olmak, bir 30 yıllık bir sürenin içindeki iki farklı dönemin solistinin bir araya gelmesi filan. Gerçi yani bu 30 yılda farklı şey demek istemiyorum çünkü siz her daim arkadaşsınız. Yıllardan yollardan ayrı bir bilgi bu ama o şarkı üzerinde sorabilirim. Benim için çok özel. Ben gerçekten çok mutlu oldum. Yani ve güzel bir sonuç olduğunu düşünüyorum bunun. Murat'ın ne hissettiğini bilmiyorum bundan. Yani. Nasıl? Ben çok eğleniyorum yani bu işin bir parçası olduğu için. Çok güzel bir şey bu. Zaten ben Gökalp'i çok yakıştırıyorum Pentagram'a. Sesini de çok beğeniyorum. Onunla birlikte böyle bir şarkıyı söylemek benim için de güzel bir tecrübe oldu. Çok keyif aldım. Bir şarkı söylediniz siz beraber ya. Give me something to kill the pain. Onu bilmiyorum. Bak, bana da dinletiriz ya çıkınca. Senden üçümüzün söylediği falan biliyorum. Çok acayip ya. İyi ki varsınız. Müthiş. Yolları birçok kere kesişmiş. Hatta o Polygram'da çalışırken Anatolia'nın çıkış sürecinde ellerinden gelen desteği vermişler. Öyle girdi hikayesine mektubunu yazarken Afşin. Afşin Akın. Afşin Akın'dan geliyor son soru. Afşin'i de çok seviyoruz. Afşin şimdi çok güzel bir sürü şey söylemiş. Yani kültürel bir değer olmanız, dostluk, o yolculuklar falan filan ama 5 gün sonunda bulduğu ben farklı bir şey diye herkes istedi. Çünkü bulduğu soru şu. Lütfen buna hazır olun. Bu bir proje olabilirmiş, bir konser olabilirmiş, konser teklifi ya da bir düet olabilirmiş, her ne olursa olsun. Grubun bugüne kadar aldığı en tuhaf teklif nedir? Bir sürü şey hatırladım Murat. Kesin. Bir sürü şey hatırladım şu an. Yok yok, öyle bir şey gelmedi aklıma. Bir şey geldi aklıma. Nasıl bir şey? Bir düet mi var? Ne var? Dur bir dakika. Allah'ını seversen söyle. Metin ne var? Bir tane gemi hikayesi vardı da maket gemi, onun gemisi miydi, kimin gemisiydi onu hatırlamadım. Uçak o.
Uçak mıydı? Uçak o, evet. Kimindi o? Ne yapacak? Söylemeyelim. Ama yok, çok eski bir şey o da ya. Evet, Agit ben. Agit, evet. Agit çok o değişik. Ne? Ne? Habitat. Neydi o? Agit Zirvesi. Agit Zirvesi. Agit Zirvesi'nde Agit Zirvesi. Evet. Bir lirik tarih gösterisi düzenlendi. 2000'de o. Depremden sonraydı. Evet, ha evet. Doğru. Hatta evet, işte evet. Senin askerde olduğun. Evet, evet. Askerden evet, geldim. 99. Evet, evet. Aldığınız tek Freud'u yani. Evet. Sonra mıydı? Evet, 99. Ben bilmiyorum. Tamam evet. Şimdi bir zorlayarak 100, tarihi bulduk. İçeriği de dolduralım. 60 küsür devlet başkanını hep bir arada izlemek üzere Cemal Reştire'yi oldu değil mi? Evet evet. Bir evet. Gösteri düzenlendi. Lütfi Kırdar'dı. Lütfi Kırdar. Özür dilerim. Sığmazlar. Özür dilerim. Ve bir lirik tarih gösterisi düzenlendi. Evet. Burada Anadolu tarihini temsilen Mehter Takımı da var. İşte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da var. Ermeni Korosu da var. Sema Karagöz Gösterisi de var. Karagöz Acivat da var. Tasavvuf, askeri müzik her şeyin olduğu bir kompozisyon. Yani yaklaşık 3 saat kadar devam eden ve bütün bu ekiplerin TRT canlı vermişti sanırım. TRT'de canlı yayında arka arkaya çıkıp kısa birer gösteriyle temsil ettikleri şeyi orada canlandırmaları üzerine kurgulanmış. Biz de orada bir parça Aşık Veysel'in bir eserini işte bir rock yorumuyla hani o lirik tarih sürecinin son halkasını temsilen orada yer almak üzere davet edildik. Bu tabii bizim için en garip tekliflerden biri oldu yani. Kabul etme sebebimiz o sırada Hakan'ın askerlik hizmetini yapıyor olması ve bu sayede ona 2 haftalık bir izin alabilme ihtimalinin ortaya çıkması. Ağzını söylemeyin, geri medya almaya kalkarlar şimdi. Ve hatta şunu da şunu çok tezkeren eline geçti tabii, mi? Tabii geçti. Tamam o zaman anlatabiliriz. İşin esprisi canım. Bir albümünü kaydediyorduk çünkü o zaman. Onun aldınız mı o izin koparılabildi mi? Evet evet. Evet. İki haftalığına geldik. O gösterinin gitar arasında kayıtlarını yapıp öyle gittim. Aynen. Evet. Peki kimler vardı? At kaç 62 60 67 galiba. 67 devlet başkanı kimler vardı? 67. O dönem hangi başkanlar vardı? Jacques Chirac, Gorbaçov, Bill Clinton kızı ve karısıyla dolayısıyla Hillary Clinton da oradaydı. Dünyada başka böyle 67 tane 60 kaç tane ise devlet başkanına konser bir vermiş grubu. Bir heavy metal grubu var mıdır acaba? Biz ilkiz galiba öyle bir şey mi ama bilemiyoruz ki. Yani 2 hafta izin aslında. Ölülecek bir şey değil ki gibi yani. Böyle dinliyorlar değil mi? Kim Jong falan orada olsun. Yıldırım Akbulut'un ismini söylüyorum. Çok iyi. En çok Japon devlet başkanı ismini hatırlamıyorum. O ve Yıldırım Akbulut. İkisi en fazla etkilenmişti. Etkilenmek derken? Yani gözlerini ama alamamışlardı. Ama Japonlar etkilenmiş duruyor ya hep onların evet, hani izlemeleri öyle yani. En çok o alkışladı. 92 yılında Açık Hava Tiyatrosu'nda bir konser gene galiba ya lanet birkaç grubun olduğu bir konser. Turgut Özal, Bob Yalov. Aa ama tüyo verme. Şöyle bir sahne vardı. Şimdi biz sahneye çıktık ya birinci ya ikinci şarkı bir de sanıyorum Skrizail'in başında da bir helikopter efektimiz ortasında vardı bizim. Yani. Sound olarak mikserden geliyordu. Fakat bir yandan da sahnedik. Hani yukarıda gerçekten helikopterler de uçuyordu. O böyle anlam verememiştik ne olduğuna. İlk şarkının ya ortası ya ikinci şarkıya girmeden böyle bir anda polisler falan bir şeyler geldi. Kenardan böyle bize bir şeyler yaptılar. CIA geldi. CIA. Evet, şeyi kestiler. Konser kesildi ve konseri kapatıyorsunuz falan. Kıyamet seyirci falan var. Anlam veremedik. Olur mu canım? Nasıl konser kesilmez? Hadi bakayım içeri falan. Biz hepimiz içeri alındı ve hani o adrenalini de anlamıyoruz ne olduğunu, ne bittiğini. İçeride her hepimiz birbirimize soruyoruz. Niye durduk? Niye kim kesti? Kim yanlış akor bastı? Kim yanlış? Şimdi ama siyah takım elbiseli, gözlüklü, telsizli. O zaman şimdi artık gece kulüplerinin kapısında bile o kostüm var ama o zaman her yerde rastlayabildiğiniz bir görüntü değildi. Yani. Evet, kulise geçtik. Ama hem bir yandan üzüldük hem sinirimiz bozuldu. Niye bir konseri durdurduk diye. Daha hani üstümüzü başımızı çıkaralım mı, çalacağız mı, çalmayacağız derken gene kapı açıldı. Birileri girdi ve hemen sahneye çıkıyorsunuz falan oldu. Tamam mı? Bu şimdi, ya. Çıkmıyoruz madem öyle falan. Sahneye çıkıyorsunuz falan oldu. Bir anda biz apartman sahneye çıktık. Gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz. Ondan sonra konser sorunsuzca devam etti. Ertesi gün olayı öğreniyoruz. Aslında Tarkan bunu daha iyi anlatıyor. Tam o dönemler bu Bob Geldof yaptığı işte live aid'ler olsun aktivist olarak İstanbul'a geliyor. Ve o zamanki Cumhurbaşkanıydı yanlış hatırlamıyorsam Turgut Özal. Oraya çok yakın bir otelin lobisinde ikisi bir görüşme yapıyorlar. Bu görüşme sırasında da
Açık Hava Tiyatrosu tam aşağıda. Aşağıda langur lungur bir heavy metal müzik çalıyor ve sanıyorum yukarıya kadar da gitmiş o ses ve şey denmiş, hani röportaj yapacağız, aşağıdan bir takım sesler geliyor, haber yollayın, kesin bu müziği oluyor. Şimdi görüşme sırasında da Bob Geldof'un dikkatini çekiyor. Yani altta ne güzel bir müzik var, Türkiye'de böyle bir şey oluyor falan derken konserin kesildiğini hissediyor röportaj sırasında Turgut Özal'la ve konuyla bağımsız olarak şey diyor, ya demin aşağıda bir müzik vardı, niye kesildi diyor. Şimdi birleştirince puzzle'ı, o sırada haber aşağı iniyor, çabuk çıkartın tekrar sahneye, bu adam rezil olduk adama diyeyim. Meğerse olayın şeyi buymuş gerçeği. Biz bunu tabii daha sonra öğrendik ama benim için de güzel bir anıdır yani, hani müzik yapan bir işte heavy metal grubuyuz ve ülkenin cumhurbaşkanı ile ilgili bir anımız var ve Bob Geldof'un da içinde oldu. Yani böyle enteresan şeyler. Ülkenin yaşandı. Cumhurbaşkanı değil, bir dönem dünyayı yöneten herkesle ilgili anınız var diyor. İşte Chelsea tempo tutuyordu, Yıldırım Akdemir ayaktaydı, öbürü headbang yapıyor. Böyle bir, yani buna hangi heavy metal grubu dünyada, yani Japonya'dan Norveç'e, Danimarka'dan Almanya'ya, Amerika'ya git, hangisi bunu anlatabilir? En fazla 4-5 kişiye çalmıştır yani, düşünsene. Çok acayipmiş. Peki gerçekleşmeyen, şimdi bu gerçekleşmiş bir tuhaf, ilginç diyelim, sadece tuhaf değil bir durum, gerçekleşmeyen tuhaf teklif var mı? Ya da bunun gibi bir başka anı var mı? Bazı teklifler oldu yaz daha gençlik dönemlerinde, onları şimdi... Televizyon programı teklifleri vardı. Onları kabul etmedik galiba. Mesela Huysuz Virgin Show'a çağırmışlardı sanıyorum. Hani orada görünmemizin iyi olacağını, albüm satışını arttıracağını düşünen bazı fikirler vardı. Değil mi? Biz ona katılmamıştık. Ama şeye katılmıştık mesela. Süper Turnike diye bir yarışma vardı, biliyor musunuz? Yıldo'nun sunduğu. Ona Kronik'le beraber katılmıştık ve iki rakip grup olarak katılmıştık. Çok enteresandı, bir tecrübeydi o, değil mi? O, evet, ben de hatırlıyorum. Kim kazandı? Kronik mi kazandı? Siz mi kazandınız? Ama şey diye konuşmuştuk başta, yani maksat orada birazcık hani iyi vakit geçirelim. İşte ödülleri de kim kazanırsa kazansın paylaşmak üzerine konuşmuştuk. O da güzel bir anı aslında. 30 yıl. Dile kolay. Daha konuşacak çok şey var. Sormayı unuttuğum bir şey varsa başta gruptan ve bütün hayranlarımdan özür dilerim ama onlara sorulacak soruların haddi hesabı hududu yok. Deniz gibiler çünkü. Girip boğulmayı bilmek lazım. Onu göze almayı bilmek lazım. Hadi gelin, çok klişe olacak ama hiç değilse kapatırken bu böyle tarihe kalacağını düşündüğüm, en azından öyle hayal ettiğim bir video olduğu için, en konuşmayı sevmesen bile senden başlayarak 30 yılın ardından birer cümle olarak kapatalım mı Metin? 30 yılın ardından ne demek istersin? İyi, kötü. Ne olarak? 30 yıldan sonra Pentagram'ı sana bir cümleyle anlat desem, yani 30 yılda sende bu grubun cümlesi ne oldu? O zaman komiklik oldu bir sürü de, ben de anlatayım bir tane. Anlatsana. Gruba yeni girdiğim dönemler, işte cep telefonu yok, hiçbir iletişim çok fazla yok, e-mail, vırt zırt falan. Normal ev telefonlarından konuşuluyor ya. Ondan sonra ben yokken Hakan aramış. Ya Hakan, ya Tarkan. Annem açmış telefonu ve işte nereden arıyorsunuz çocuğum dediğinde de Pentagram demiş. Ondan sonra eve geldiğimde annem böyle şey, çok heyecanlı bir şekilde, oğlum seni Pentagon'dan aradılar. Oğlum seni Pentagon'dan aradılar. Niye aradılar falan. Olağanüstü. Anne diyorum ya, benim Pentagon'la ne işim olur? Ondan sonra düşündüm, ha bizim Hakanlar aramış. Ama kadının kalbine iniyormuş yani. Ne yaptın acaba? Çok komik bir şeydir anıdır. O zamandan beri Pentagonlar derim arada böyle. İyi ki varlar. Ben yokken de konserlerine gittiğim tek heavy metal grubuydu. Hep söylerim Hakan'a da, Tarkan'a da, Cenk'e de. Bir arada çok güzel zaman geçirdik. İnşallah daha da geçireceğiz elimizden geldiğince. Müzik yapmaya devam ediyoruz. Ben de katılıyorum Metin'e. İyi ki var bu arkadaşlarım. Her türlü şartı, her türlü zorluğa rağmen bu ülkede sanat, müzik yapmaya çalışan ve dirayetle devam eden çok insana örnek oldu. Çok insana feyiz verdi. Çok insanı heyecanlandırdı. 30 yıl daha dile kolay. Şu an bakınca ülkede 30 yıllık çok fazla grubumuz yok. Bu projede olmak da çok önemli. Yani gerçekten ben en azından kişisel olarak heyecanla bekliyorum konserlerin tarihlerini ve şehirlere gitmeyi. İnşallah 20. yılında vardım, 30'unda oldum. İnşallah devam ederiz, devam edilir. Bir 40'ta da tekrardan bir araya gelsek ne güzel olur diye düşünüyorum. Sesine sağlık. Cenk.
Evet, heyecanlıyız. Cenk, bu arada çok iyi kilo vermişsin, onu söyleyeyim. İlk defa söylüyorsunuz bunu. Çok sağ olun. Tutamadım kendimi, söyleyesim geldi. Evet. 1,5 İskender. Evet, değil mi, hatırlıyorsun? Ya ısmarlaman lazım diyorum. Ne isterseniz. Evet, 30 yıl. Daha öncesi de var aslında, 30'dan biraz daha fazla. 82, 83, 84'lere kadar gider de hikaye. Hadi biz yani öncesi, 30 yıl evet. Diyelim. Yani hala o ilk çaldığımız konser aklımızda. Düğün salonunda, Bağcılar'da yer bulamayıp orayı kiraladığımız kırılan koltuklar. Sesleri çatır çatır hala kulaklarımda, kırılma sesleri. Nerelerden nerelere geldik. Korkmuş muydunuz? Ben ona hep o anı anlatılır da, anının sizdeki karşılığını bilmem. Onda değil de şeyde çok korkmuştuk. Moda sineması ve Pangal Tinci sineması. Çünkü çalarken direkt ayağa kalkan bir seyirci ve bir anda düşen, ki koltuğun kırıldığını anlıyorsunuz, düşmüş eyvah deyip devam çalmaya devam etmek her şeye rağmen, show must go on. Sonra tabii bilanço çıkıyor ortaya, işte 34 tane koltuk kırıldı, rehin alınan şeyler, eşyalar. Sevinemiyorsunuz, tıklım tıklım salon dolu ama zarara girmişsiniz. Çok enteresan bir tezat ama çok güzeldi yani, o günler de çok güzeldi. Bir şeylere kolay ulaşamayıp zorlayıp da başarmak da çok güzeldi. Şimdi her şeyin ulaşılması kolay, bazı şeylerden bahsediyorum. Müziğe ulaşmak kolay. Eskiden plak almak, işte arşiv yapmak ne kadar zordu ama artık bir önemi kalmadı bazı şeylerin. Ya ne diyorum ben? Duygulandım. Evet. Yani güzel, çok heyecanlıyız. Sarılalım mı? Şey, program bittikten sonra zaten sarılacağım. Ben zaten mecburen boğazıma sarılacaksın, sana bir söyleyeceğim var Murat. Gelmez. Sen ne diyeceksin? Ben de arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu geçirilmiş 30 yılın 15 yılını birlikte geçirdik ve harika zaman geçirmemi sağladı. Onlarla çok mutlu oldum. İyi sahneler paylaştım. İyi yerler gezdik, gördük, eğlendik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben de bu süre zarfında grup elemanlarının yakın dostu ve aile yakınlarına teşekkür etmek istiyorum. Herkesin tek tek. Çünkü bence yakın çevremizin desteği olmasaydı bu 30 yıllık hikaye bu kadar devam edemezdi. Onu es geçmeyelim derim. Vallahi bize gelene kadar söylenecek bütün güzel şeyleri hakikaten sırayla söylediler. Ama ben grubun parçası olduğum için 30 yılın birebir her anını yaşamadım. Dışarıdan bir seyirci olarak izledim. Son döneminde yeni gelen, en son katılan insan olarak gerçekten çok memnunum, çok mutluyum. Bunun bir parçası olduğum için çok gururluyum. Bu albümü çıkaracağımız için çok mutluyum. Beraber sahneye çıkacağımız için çok mutluyum. Böyle. Ya şunların şu duygusal hallerine bakar mısın şimdi? Çok acayip değil mi? Çok iyi bir izin var. Satanist karizmamız yerli bir oldu arkadaşlar. Gökhan konuşurken Murat'la Cenk birbirlerine böyle omuzla dürtü böyle bıttır bıttır. Çok güzel ya, müthiş bir şey. Ve Üstad, evet, 30 koca yıl. Son bu akustik albümümüzü çıkartmamıza yakın bir zamanda, yani işte hatta geçen hafta bile bunun esprisini yapıyorduk. İşte emeklilik projemizi de yaptık sonunda falan gibi. Böyle bir şaka yollu bir şey vardı. Umarım bu gerçekleşmez. Benim tek isteğim o. Temennim o. Siz emekli olursanız ben ne yapacağım? Ben kimle sohbet edeceğim? Olmaz öyle şey. Ya müthiş bir şey. Bazen burada oturup sorular sormak kolay olmuyor. Çünkü çok heyecanlanıyorsunuz. Çünkü o sohbet ettiğiniz insanlarla kendi tarihinizi okuyorsunuz. Sadece işte bu ülkenin müzik tarihi, hep beraber dinlediğimiz melodiler değil. Kendi tarihinizi okuyorsunuz. Kendi heyecanlarınızı onların gözlerinde görüyorsunuz. Şurada işte Cenk'in gözleri dolu dolu oldu. Ben o andan beri ben değilim. Çünkü güzel bir şey bu. Beraber iyi bir şey yapmak. Onlar sahnedeydi. Biz seyirciydik ama beraber bir şey yapıyorduk. O beraberliğin bugünkü cümlesi akustik. Yeni bir albüm çıktı. Konserler geliyor. Daha neler neler olacak. 30 yıl sonra da birlikte olacağız. Dükkanı duygusal sözlerle kapatacağımı sanma. Benim sana o Moda konserinden kırılmış sandalye borcum var, biliyor musun? Ya evet, ben sana onu ödeyeyim de öyle kapatalım. Dükkanı kapatıyoruz. Pentagram, iyi ki varlar.